dolar ve eurosu olanlar mutlaka Türk parasına çevirsin veya da altın alsınlar. Çok küçük zarar edeceğini düşünüyor olabilir. Çok yanlış çünkü dolar ve euro kullanılacak para değil. Evet. Yani bak herkes devreden çıkarıyor. Türk parası kullanılacak Türkiye'de. İnşallah. Onun için hiç tereddüt etmeden doları ve euroyu hemen bozdursunlar. Evet. Türk parasına çevirelim. Yani çok gıcık bir oyun. Bu oyunu biz kabul etmeyelim. İnşallah. Bizim sırtımızda millet geçilmez. Yani bazı tipler. İnşallah. İngilizlerin devletinin oyununu tepesine geçirelim. Hiç tereddüt etmeye gerek yok. Kendi paramız mis gibi Türk parası. Kendi paramıza çevirelim. Hiç. Yani hiçbir yerde de kullanılmasın. Hükümet o konuda tedbir alsın dedik. Bir saat sonra hükümet tedbir açıkladı. Evet. Gördünüz değil mi akşam? Evet. Maşallah. Evet. Yani geniş çaplı tedbir alınsın dedim. Bir saat sonra peş peşe tedbirler gelmeye başladı Allah'a şükür. Güzel bir tevafuk diyelim. Yalnız hükümetin daha önce müsaade etmesi çok acayip. Yani Avrupa'ya, Euro'ya bu kadar kapı açması çok büyük hata. Ev kiralanıyor Euro'yla. Bilmem şu oluyor. Ya yasaklayın. Yani bir kere şu mevcut sistemde de yasaklansın. Bütün ev kiralama sistemlerinde, satışında Euro üstünden yasak olsun. Evet. Türk parasıyla satılsın. Tabii. Nereden çıktı bu ya? Yani bu uyanıklığa ne gerek var yani bu şey? Ay yüksek fiyat istiyorsun, yüksek fiyat ise zaten Euro niye istiyorsun? Evet. Euro'ya neye ihtiyaç var? Üçüncü köprünün geçişi dolara endeksliydi. O da çok gereksiz. Evet. Onu da kanun çıkarıp kaldırsınlar. İnşallah. Hiçbir şekilde müsaade etmesinler böyle bir şeye. İnşallah. Akşam bu tip konuşmalar yaptım. Evet. Bir saat sonra da hükümet kanalından ve diğer efendim kanallardan peş peşe açıklamalar geldi. Maşallah. Yani ilginç bir tevafuk hep böyle oluyor bu tevafuklar. Maşallah.